Artık tarih değişti. Türkiye değişti. Türkiye toplumu değişti. Coğrafya ve dünya değişti. Türkiye'de yeni kurallara göre oynamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Afrika'da, Orta Afrika'da ziyaretler yaparken, Afrika'nın 10 yıl, 15 yıl içinde nasıl bir güç savaşının içine çekileceğini çok iyi biliyor. Amerika varsa, Çin varsa, Fransa ve İngiltere varsa orada Türkiye de olacaktır. Bu bir lig mücadelesidir ve merkez ülke yaklaşımıdır. Erdoğan'ın Afrika hamleleri önümüzdeki 100 yıla ışık tutacaktır. Türkiye'nin son dönemde hız kazanan Afrika hamleleri dış politikadaki gücünü artırması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki üst düzey ziyaretlerin içi boş değil. Göstermelik ziyaretler yerine anlamlı ve değerli görüşmeler gerçekleşiyor. Bu görüşmelerde önemli kararlar alınıyor. Afrika'yı sömüren Avrupa ülkelerinin sık sık Türkiye aleyhinde çıkardığı haberlerse Afrika'daki güçlerini kaybettiklerinin bir göstergesidir. Özellikle Fransız sömürgesi Afrika ülkelerinin Türkiye'ye yakınlaşması, Fransa'nın gündemini sık sık meşgul ediyor. Afrika ülkelerinde Türk bayrağı görmek artık normal karşılanıyor. Diğer batılı sömürgeciler Afrika'yı paramparça ederken, Türkiye'nin yardım ve yatırımla Afrika'yı kendine çekmesi elbette sömürge güçlerini daha fazla rahatsız edecektir. Türkiye-Afrika ilişkileri 2005 yılından bu yana sürekli ivme kazanmıştır. Her alanda kaydedilen bu ilerlemede sayısını karşılıklı olarak artırdığımız büyükelçiliklerimizin çok büyük katkısı vardır. Hatırlayın, 2005 yılını Afrika yılı ilan etmiştik. Ticaret müşavirliklerimizin sayısını da 6'dan 38'e çıkardık. Bugünkü zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık temasıyla düzenlediğimiz zirvemizde kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık. Şimdilik Türkiye'nin Afrika hamleleri dünyada pek konuşulmasa da yakında yankılarını daha fazla duyacağız. Çünkü Türkiye sessizce Afrika'daki diplomatik, ekonomik ve askeri gücünü artırıyor. Batılıların köle olarak gördüğü siyahiler Türkiye'yi kardeş olarak görüyor. Dil, din ve ırk ayırt etmeksizin onlara yardım ediyor. Yüzyıllardır ezilen ve hor görülen Afrika halkları hala yeni dünyaya ayak uyduramazken onlara tek yardım elini Türkiye uzatıyor. Türk Hava Yolları'nın Afrika'da 60'tan fazla noktaya uçması, Türkiye'nin Afrika'da yeni ve devasa büyükelçilikler açması, Türk ordusunun bölgede faaliyetler yürütmesi, kıtayla ilişkilerimizin sağlam bir zemine oturduğunun göstergesidir. Ayrıca TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Kızılayı, AFAD gibi kurumların kıtada yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, yerel halkın Türkiye'ye olan güven ve samimiyetini artırıyor. Mesela TİKA, adeta Türkiye'nin Afrika'daki eli gibi. TİKA'nın faaliyetleri sayesinde birçok bölge refah, eğitim ve adalet kavramlarıyla tanışmış oldu. Afrika'nın zengin yeraltı kaynakları ise kıtayı daha değerli bir hale getiriyor. Bu da açgözlü devletleri ve şirketleri sömürge zorbalığına itiyor. Bernard Shaw'un şu sözü zaten meseleyi çok güzel özetliyor. Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikesi, petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir. Türkiye'nin Afrika'daki girişimleri hızla büyüse de hala Amerika, Çin, İngiltere ve Fransa kadar yeterli büyüklüğe sahip değil.
Fakat Somali'ye askeri üs açacak kadar güçlü bir dış politikaya sahibiz. Bu dış politikadaki başarı zincirinin Afrika halkaları daha da artırılmalı. Türkiye, Afrika politikasını hız kesmeden sürdürmeye devam etmeli. Yatırımlar daha fazla artmalı. Diplomatik görüşmeler daha da sıkılaştırılmalı. Eğer Osmanlı kadar etki alanımız olsun istiyorsak, Afrika kıtasını başıboş bırakmamalıyız. Bu kıta, dünyanın gelecekteki merkezi olacak. Bu merkezde ise Türkiye büyük bir söz hakkına sahip olacak. Afrika halklarının fakirlikten kurtulması ve Türkiye'nin dünyada söz hakkına sahip olması için bu kıtadaki hamleler önem teşkil ediyor. Artık Afrika halkları sömürgeyi hak etmiyor. Türkiye bu yüzden orada bulunuyor ve uyuyan devi uyandırmak üzere. Bu dev uyandığında Batı'nın hegemonyası tam anlamıyla kırılacaktır. Güçlü ve refahlı bir Afrika ise Türkiye'nin geleceğine değer katacaktır. Afrika, tarihi, kültürü ve doğal kaynaklarıyla dünyanın önemli bölgelerinden biri. Geçmişte kötü tecrübelerle hafızalara kazınan kıta, günümüzde kendine biçilen rolü değiştirmeye çalışıyor. Sahip olduğu doğal kaynaklar, büyüme performansı, zengin tarım toprakları ve gelişen ekonomik altyapısıyla Afrika, dünya ekonomisinden daha fazla pay almaya hazırlanıyor. Küresel ekonominin %2,7'sini, dünya dış ticaretinin %2,4'ünü ve toplam yatırımların %2,74'ünü oluşturan kıta, birçok aktörü kendine çekiyor. Rusya askeri, Çin ekonomik ve siyasi, Fransa ekonomik ve güvenlik temelli bölgeye yaklaşırken, Türkiye insani diplomasiden yana tavır alıyor. Afrika'da en fazla temsilciliği bulunan ülkeler arasında üst sırada yer alan Türkiye, kıtanın kalkınması için çaba gösteriyor. Karşılıklı ortak kazanca odaklanan Türkiye, kıtanın sahip olduğu reel olgular üstünden politika gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu dönemde Afrika ülkelerinin çoğunluğu sömürge yönetimi altındaydı. Bu dönemde yeni kurulan cumhuriyetin de iktisadi kalkınma ve ulus devlet inşası gibi ülke içi öncelikleri bulunuyordu. Takip eden yıllarda ilişkilerdeki mevcut durgunluğuysa Soğuk Savaş döneminin dinamikleri, Türkiye'nin güvenlik kaygıları ve müttefik ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Aynı dönemde Afrika ülkeleriyle bazı yakınlaşma girişimlerinde de bulunulmuş, ancak bunlar kısa süreli olmuştur. Türkiye'nin 1960'lı, 70'li ve hatta 90'lı yılların sonunda Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme çabaları, uluslararası alanda kendini yalnız hissettiği ve dış politika hamlelerine destek ve alternatif ortaklar arayışına girdiği dönemlere denk gelir. 1998 yılında kabul edilen Afrika'ya açılım politikası, o zamana kadar yapılan girişimler arasında en kapsamlısıdır. Ancak bu politika, bazı siyasi ve iktisadi sorunlar nedeniyle tam olarak uygulanamamıştır. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri, özellikle 2005'in Afrika yılı ilan edilmesi ve 2008'de düzenlenen 1. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'nin ardından ivme kazanmıştır. Kıtadaki 43 büyükelçiliğin büyük çoğunluğu bu zirveden sonraki yıllarda açılmıştır. 2009-2014 yılları arasında Türkiye, 27 Afrika ülkesinde büyükelçilik açmıştır. Bu dönemde izlenen Afrika politikasını önceki dönemlerden ayıran iki temel özellik bulunuyor. Birincisi, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının Afrika politikasının uygulanmasında kamu kuruluşlarıyla büyük oranda eş güdüm halinde ve Afrika açılımını tamamlayıcı nitelikte hareket etmeleri. İkinci ve belki de daha çok öne çıkan özellikse Türkiye'nin Afrika politikasının ticari ilişkiler, insani yardım, uçuş diplomasisi, medya diplomasisi, kültürel diplomasi, eğitim ve dini diplomasi gibi pek çok farklı yumuşak güç unsurlarına dayanmasıdır. Öte yandan Afrika ülkeleriyle askeri işbirliği hususu 2017 yılında Somalili askerlerin eğitimi amacıyla başkent Mogadişu'da Türk-Som askeri eğitim tesisinin açılmasına ve 2019 yılında
Trablus merkezli askeri mutabakat hükümetiyle askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalanmasına kadar çok fazla ilgi çekmemişti. Son zamanlarda Türkiye'nin Afrika'daki askeri varlığının daha çok tartışılmaya başlanmasının temel sebebi ise savunma sanayisinin gelişimine paralel şekilde Afrika ülkelerine artan silah, kara araçları ve özellikle hava araçları ihracı olmuştur. Türk yapımı insansız hava araçları piyasadaki alternatiflerine oranla hem daha ucuz olmaları hem de Türkiye'nin bu silahların satışını siyasi koşullara bağlamaması nedeniyle Afrikalı ülkelerden talep görüyor. Bu bakımdan Türkiye, Afrika ülkeleri nezdinde kıtadaki silah pazarını uzun yıllardır elinde tutan Rusya, Fransa, Amerika ve Çin'e karşı önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin Afrika ülkelerine savunma sanayisi ihracatının önümüzdeki yıllarda daha da artış göstermesi muhtemel. Ancak komşularıyla çeşitli sorunları olan ya da iç çatışmalara sahne olan Afrika ülkelerine yapılan satışların başka Afrika ülkeleriyle ilişkileri zedeleme ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle uzun yıllardır Türkiye'nin Afrika politikasının bel kemiğini oluşturan yumuşak güç unsurlarına sert güç unsurlarının entegre edilmesi sürecinde özellikle de silah satışı konusunda dikkatli bir şekilde hareket edilmesi ve bölge içi dinamiklerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Aksi takdirde bu konunun uzun yıllar önemli yatırımların yapıldığı ve Türkiye'nin kıtada yumuşak güç üstünden kurduğu imajına zarar verme riski bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye'yi orta ve uzun vadede kıtadaki uluslararası rekabetten kaynaklanan başka meydan okumalar da bekliyor. Bu meydan okumalara karşı takınılacak tavır, özellikle yumuşak güç ve sert güç unsurlarının birlikte kullanılması, Türkiye-Afrika ilişkilerinde belirleyici olacaktır.